unutmuşum zamanı. Haklısın, annem merak etmiştir. Zamanımı unuttun annemi mi? Unutturmayan unutulur mu evladım? Bazen dalıp gidiyorum işte, o kadar. Bu seferki ne baba? Bu sefer gerçekle hayal arasındaki zıtlığın ve çekim gücünün sırrına yaklaşmayı denedim. Mecazi olanla hakiki olan arasındaki ilişkiyi yakalamaya çalıştım. Mecaz ne? Hakikat ne? Mecaz sen ve ben. Ben ve annen. Sen ve Elif. Biz bir rüyayız. Hepimiz bir uykuyuz. Ölünce uyanırız ve hakikat başlar. Bir de ölmeden önce ölenler var ki, onlar için hakikat bu dünyadan başlar. O zaman hakikati aramak ölmeyi istemek midir? Hayır evladım. Ölmeyi istemek olmaz. Ölmeden önce ölmeyi istemek olur. Ölmeden önce ölmeyi istemekse, fani olana bağlanmamayı öğrenmektir. Bu da aşktır. Yani ölümsüz olmaktır. Yani benim Elif'e bağlanmam sadece mecaz mı? Sadece mecaz. Yani gerçek değil. Sonlu olan, fani olan hiçbir şey gerçek değildir. Ama neden? Ben Elif'i hayatımın büyük gerçeği olarak hissediyorum. Onca zaman geçmesine rağmen hala ilk günkü kadar gerçek. Onun için hayatımda Elif varken bir kadına yer yok. Büyük lokmayı büyük laf etme demiş eskiler. Ama gerçek, ben öyle hissediyorum. Mecazın bütün fitnesi de burada evladım. Kendini gerçeğin ta kendisi olarak gösterir. Biz gerçek değiliz evladım. Biz gerçeğin suretleriyiz. Yansımalarıyız. Büyük konuşmamak lazım. Elif'i sen mi sevdin? Elif'i sana sevdiren, seni Elif'e sevdiren kimse gerçek yalnızca odur. Ona aşık oluncaya kadar daha çok mecaz yaşarsın.